Selamlar. Karaca'nın espri su makinesinin açılışını yapacağım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Evet Karaca Coffee Art 1101 espresso makinesi. Önce tablosu buradan çıktı. Bu parçaların isimlerini bilmiyorum. Ay, en çok hoşuma giden parça çok artistik değil mi görüntüsü? O da şu parçası. İlk kullanımdan önceki işlemlerden ilk madde olan haznenin dibindeki tapayı çıkarın maddesine yönelik tapayı çıkarıyorum. Sıradaki maddemiz ürünün arka kısmındaki su haznesini doldurun. Max işaretini aşmayın. Doldurduktan sonra hazneyi kapatın. Şimdi hazneyi yerine yerleştiriyorum. Bir yandan kamerayı tutup diğer yandan yerleştirmeye çalışınca biraz zorlandım burada. Evet, diğer maddemiz içinde öğütülmüş kahve olmayan demleme filtresini porta filtreye yerleştirin. Ardından bardağı ya da kupayı atık su tepsisine yerleştirin. Güç kaynağına bağlayın. Açma kapama tuşuna basın. Güç göstergesi yanacak ve tüm göstergeler anlık olarak yanıp sönecektir. Açtıktan sonra tüm ışıkların yanıp sönme olayı ilk kullanıma bağlı değil. Her kullanım öncesi açma kapama tuşuna bastıktan sonra bu ışıklar bir süre yanıp sönüyor. Sabitlendikten sonra kullanmaya başlıyoruz. Sıradaki açıklamamızda şöyle yazıyor. Cihaz ısıtmaya başlayacaktır. Göstergelerin yanıp sönmesinin durması ön ısıtmanın bittiğini gösterir. Çift fincan tuşuna 2 fincan basın. Biraz bekleyin. Demleme başlayacak ve su akacaktır şeklinde bir açıklama var. Bakalım bunu da deneyelim şimdi. Bu kısımda su gelmeyince ben bir kez daha aynı tuşa bastım. İlk kullanım öncesi yapılması gerekenleri tamamladıktan sonra şimdi beraber bir espresso hazırlayacağız. Öncelikle bunun adı porta filtre. Hayatıma yeni giren tanımlar. İki tane filtresi var. Sonra kaşık var. Kahveyi koyduktan sonra burayı bastırmak için. Ayrıca internetten bir de bu cezveyi aldım. Bu tarz cezvelere pitcher deniyormuş. Epinox markayı tercih ettim. Sonra bir de kahvemiz ince öğütülmüş, yani espresso için çekilmiş kahve olması gerekiyor. O da hazır. Bardakları da hazırladım buraya. Espresso yapalım. Filtreyi içine geçiriyoruz. Sütlü kahveye, yani flat white'a, köpüksüz olana çevireceğim için ve sonrasında eşim içeceği için ona göre hazırlayacağım. Tam kaşığı doldurmadım çok acı olmasın diye. Ben şimdi bu yapacağım espressoyu tabii önce makinemizi açıyoruz.
Makineyi ilk açtığımız esnada tüm ışıklar yanıp sönüyor. Onlar sabitlendikten sonra işlemlere başlayacağız. Tık tık sesini duyuyor musunuz? O ses makinenin ısındığını gösteriyor. Evet, şimdi ışıklar sabitlendi. Makinenin bu kısmında kilit açık ve kapalı resmi var. Portafiltreyi o kısma yerleştiriyorum önce. Kahveyi de zaten hazırlamıştım. Şuraya yerleştiriyor ve çeviriyorum. Hatta espressoyu hazırlamadan önce buhar düğmesini de göstermek istiyorum. Bu fincana önce buhar düğmesine basalım. Burada da yine ışıklar yanıp sönüyor. Sabitlenmesini bekleyeceğim. Ben şu anda hem buhar tuşunu göstermek hem de bardağı ısıtmak için bu işlemi yapacağım. Yapmak zorunda değiliz tabii ki her seferinde. Evet, ışıklar sabitlendi. Bu düğmeyi çevirip bardağımın ısınmasını sağlayacağım. Buhar düğmesine çevirdiğimizde önce ısıtmak için kısa bir süre su veriyor. Bu suyu eğer o esnada siz bardağı ısıtmak değil de sütü ısıtmaksa amacınız, önden başka bir bardak tutup bu suyu dökmeniz gerekir bence. Sütün içine karışmamasını sağlarsanız daha hoş bir kahve olacaktır. Şimdi bardağı ısıttım. Buhar düğmesi sayesinde de makinenin de ısındığını düşünüyorum. Artık buhar düğmesini kapatıyorum. Fincanımı espressoyu almak üzere olması gereken yere yerleştiriyorum. Bu arada tek fincanlık filtremi yerleştirdiğim için tek fincana basacağım. Hemen kitapçıktan da kontrol edelim. Tek bir fincan için ayarlanabilir miktar 25 ve 60 mg arasında değişir diyor. Kahveyi verirken tek fincan düğmesine bastıktan sonra eğer yeterli miktar olduğunu düşünürsem tek fincan düğmesine yeniden basıyorum. Ve o esnada durmasını sağlıyorum. Bu miktar tabii ki 25 ve 60 arası olacağı için diyelim ki ben 40-45 mg arasında durdurdum. Onu durdurduğum için de bir sonraki espresso yapışımda aynı noktada duracaktır. Böylece sisteme kaydolmuş oluyor. Çift fincan için de aynı ayar geçerli. Onu iptal etmek istersem de şu iki düğmeyi basılı tutup iptal edebiliyorum. Şimdi belki su verir diye fincanımı çekeyim. Boş bir bardak koyarak onu da beraber deneyelim. Herhangi bir ayar ben kaydetmedim ama yine de bir bakalım. İkisini aynı anda basılı tutuyoruz 3 saniye kadar. Pitcher'da süt ısıtmak istiyorum. Sütü ısıtmadan önce buhar düğmesine basacağım ki pitcher'ım ısınsın. Ve ilk anda verdiği suyu da sütü eklemeden ortadan kaldırmış olacağım. Buhar kolunu 2 cm kadar sütün içine daldırıp işlemi gerçekleştiriyoruz. Öncelikle buhar çubuğumuzu her kullanım sonrası hemen temizlememiz gerekiyor. Nemli bir süngerle ya da bezle. Sonra sütü eğer köpürtmek istiyorsak tam yağlı bir süt kullanacağız. Benimki yarım yağlıydı. Buhar düğmesinin ısıtma süresi 180 saniye. 180 saniye kadar ısıttıktan sonra kendiliğinden otomatik olarak kapanır. Ben yeterince ısındığını düşündüğüm için kendim kapattım.
Evet, bu şekilde cappuccino'muzu hazırlamış olduk. Hemen eşime ikram edip geliyorum. Aa canım bayağı kapıçın aldı bu sefer köpükler. Ha, bu kapıçına mıydı? Evet. Ben size kapıçına içiyorum. Afiyet olsun. Buhar çubuğunu buhar almak değil de sıcak su almak amaçlı kullanacaksam buhar düğmesini kapatıyorum. Sonra hemen bu pitcher'la bir deneme yapalım. Yine buhar düğmesine bastıktan sonra çevirdiğimiz düğmeyi çeviriyoruz ve sıcak suyu elde ediyoruz. Düğmesi tam kapanmadan açtığım için küçük bir facia yaşanmak üzereydi. Her yere pitcher'daki sütler sıçradı. Buhar düğmesini kapattıktan sonra istersek bu düğmeyi çevirerek sıcak suyumuzu da alabiliriz. Şimdi porta filtreyi çıkarıp size son durumu göstereyim. Evet, bu da kahvemizin yapıldıktan sonraki filtredeki hali. Ayrıca şu kısmı göstereceğim. Burayı ileri geri yapabiliyoruz. Burası atık su bölümü. İstersem şuradan tutup bunu yıkayıp gelebilirim. Ya da şurayı kaldırıp su tutup gelebilirim. Altta zaten böyle bir kısım var. Ayrıca inox bir ürün olduğu için hiçbir şekilde sürekli tutmuyor. Nemli bezle sildikten sonra kurulamayı bile gerektirmiyor. Ben 2-3 gündür kullanıyorum. Oldukça memnun kaldım. Eğer sorularınız varsa Instagram'dan yöneltebilirsiniz. Instagram hesabımızda açıklamaya bırakıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.